Evet. Burak Ersoylu mekana giriş yaptı. Sakin kalalım, tebrikleri alalım. Tezahürata gerek yok. Bunlar her zamanki işimiz. Büyütülecek bir şey yok. Silahlar güvende. Salman öldü. Müşterilerle sorun yok. Değil mi? Aynen öyle babacığım. Her şeyi hallettim. Hallettim işte. Ya bir gururlan, bir mutlu ol, bir tebrik et oğlunu. Sen de mutlu ol, bir sağ ol. Ha? Neden korkuyorsun sen? Söyle bana. Ha? Seni geçerim diye mi? Röportajımda senden bahsedeceğim baba. Ne öğrendiysem Fuat Ersoylu'dan öğrendim. Hiçbir haltı öğrenememişsin. Her şeyi yüzüne gözüne bulaştırdın. Ne oluyor? Haşmet'le Ali Rıza silahların yerini öğrenmişler. Nasıl ya? Ne oldu ha? Birden böyle far görmüş tavşan gibi dondun kaldın ha? Çok iyiydi. Çok iyiydi. Ama ben bunun altında kalmam baba. Şaka bir yana. Oğlum gerçekten çok büyük bir iş başardın. Bunun mükafatı da o oranda büyük olacaktır elbet. Ne olacak? Hadi söyle ya. Söyle söyle. Söyle ya. Ne olacak? Sen şimdi bana söylemezsin. Meraktan tribe sokarsın değil mi? Oh. Evlat, baba yadigarı dayanamayacak öfkene. Hayır, tesbihinde değilim. Canını üzüyorsun. Öfkeden kendini bitireceksin. Burak'ın bir oyun çevireceğini bile bile silahların başında durmadım. Ali Rıza, olanla ölenin çaresi yok. Geçmişi konuşmanın bize fayda sağlamayacağı aşikar. Abi sen beni sağda indirsene ya. Hayırdır? Nereye gidiyorsun? Bir hava alacağım abi, bir kendime geleceğim ya. Makassın. Sen aleme girdin artık. Bizim bu alemde en çok ihtiyaç duyacağımız şey sabır, sabretmek. O da tek başına çekilmez. Sen de kalsın. Senin daha çok ihtiyacın olacak. Eyvallah abi. Eyvallahsın. Kimsenin bir şeyden haberi yok. Şoförleri de yokladık. Ağam, Ersoyların adamlarından bir iki kişi alıp sorgulayalım mı? Ne soracaksınız Oğuz? Bizi nasıl ketenpereye getirdiklerini mi? Efendim Fuat. Abi. Acil konuşmamız lazım. Toplantı için müsait misiniz? Misiniz derken? Bir de sağ kolun var ya senin, Ali Rıza. Hani her işini yaptırdı. O işi nasıl berbat etmiş bir anlatsın. Biz de bir dinleyelim ha. Uzatma Fuat. Toplanınca herkes anlatacağını anlatır. Ne yaptın? Kabul ettin mi tebrikleri? Gevşeme lan. Deponun yerini dışarıda bilen kimse var mı? Şoförler dahil, sevkiyata dahil olan herkes depoda kilitli. Çıkışları yasak. Hırsızlar? Malın nereye gittiğini bilmiyorlar. Bu akşam uçağı bindirip geldikleri yere göndereceğim. Uçağı bindirme Fiko. Dört kolluya bindir.
Riske giremeyiz Fiko. Abi adamlar yetenekli, işimize yararlar. Ne yapacağım lan ben adamları? Sirk mi işletiyorum ben? Dediğimi yap. Öldür gitsin, bana ne? Riske giremeyiz diyorum sana Fiko. İhale üzerimize kalmasın. Bu iş zannettiğimizden çok daha riskli. Sevkiyatı yapan araçlar mobeselere takılmış. Metin silahların hangi depoya gittiğini bulmaya çalışıyor. Burak o işi düşünmüştür. Her şey önceden planladığı Salman'ı öldürmesinden belli zaten.